Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere harika bir modelle geldim. Görmüş olduğunuz bu model, bakın, her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz mükemmel. Daha çok ben erkek örgülerine çok yakıştırdım açıkçası. Fakat ne isterseniz olur arkadaşlar bundan. Battaniyeler yapabilirsiniz, koltuk şalı yapabilirsiniz, hırkalar, yelekler, erkekler için atkılar. Ben ne yaptım? Ben bundan çok uç, harika bir şey yaptım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bir bot, bir terlik, bir de parmaksız eldiven yaptım. Ve şurada görmüş olduğunuz modeli bunların üzerine koydum. Sizi çok fazla bekletmeden göstermek istiyorum. Bakın, bir şu şekilde bir parmaksız eldiven yaptım. Mesela şuradaki modeli aldım, buraya koydum. Her şeye uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Şöyle elimde de göstereyim. Evet, bu şekilde oldu. Arkasını normal çakma sık iğne yaptım. Üst tarafına sadece bir model koydum. Bu şekilde. Terliğini göstereyim hemen. Bakın şu şekilde yine terliğimizin ön kısmına modeli koydum. Şurası yine kanalımda bunun anlatımı var. Osmancık pirinç modeli diye anlatmıştım şurayı arkadaşlar. O başlıkla girerseniz bulursunuz. Şuradaki modelin anlatımı da var yine kanalın içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi bu da rahatlıkla dışarıda bile kullanılabilecek bir terlik. Evet, şimdi botumuza gelelim. Hemen şöyle yapmış olduğum botu da göstereyim. Bakın burada da yine botta da ön kısmına yerleştirdim bu modeli. Ve harika bir görüntü ortaya çıktı. Evet sevgili arkadaşlarım, bu ayakkabıların, terliklerin yapımını merak ediyorsanız ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduğum diğer bir YouTube kanalım var. Örgü ayakkabıda sanat yazarsanız karşınıza çıkacaktır YouTube araba motorunda. Detaylı bir şekilde A'dan Z'ye bu ayakkabıların, terliklerin, eldivenlerin vesaire yapımlarını sizlerle paylaşıyorum. Örgü ayakkabıda sanat. Sizler de beğendiyseniz ve hazırsanız tarifimize geçelim. Evet, ilmek sayılarını vereyim. Örgümüz 21'in katları artı 15 olacak. Şu iki kenarlarla birlikte arkadaşlar. Modeller, model 21. Bakın şu şekilde 21, 21. Kenarlar için ise artı 15 zincir çekeceğiz. Yani iki tane model için 21, 21 artı 15. ...55, 56 ve 57. Toplamda 57 tane zincir çektim. Bakın, İki modeli çıkarabilmek için. Evet, iki tane 21 artı 15, toplamda 57 adet zincir çektim. Bakın şimdi burada 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz ve sonuna kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Şuradan 1, 1, 2, 3. Evet. Şu şekilde her birine batarak bir sıra ikili trabzan yapalım. Evet, sona kadar gelelim. Toplamda başladığımız zincirle birlikte, yani şuradaki döndüğümüz 3 zincirle birlikte toplam 55 tane iki trabzanımız oldu. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. Şuradayız, bakın şu kenardayız şimdi. Şöyle hemen önümüzdeki ilk sık iğneye bir tane batıyoruz. Arkasında tığımın üzerine aldım ve şuradaki trabzanın tepesinden değil, şöyle belinden giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına
Tekrar şöyle belinden giriyorum. Alıp ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu kıyıyı oluşturuyoruz şimdi. Burada tekrar batarken şurası önemli, bakın şu arkadaki bir iki taneyi atlıyorsunuz. Şuraya şu ikiyi atlıyorsunuz artırmamak için. Bakın üçüncüye tekrar battım. Bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. Şimdi şuraya geçtik. Bakın şurayı kurmaya başlayacağız. Bir zincir çekiyoruz ve şuradaki bir taneyi atlayıp şuraya batıyoruz. Battığımız bir, iki, üç ve dört. Dört tane sık iğne yaptık. Bakın burada arada bir tane delik oluştu. İşte buradaki, şurada koymuş olduğumuz deliklerin içerisine bakın şuradaki başağı yapacağız arkadaşlar. Şimdi yanına yaptığımız dört sık iğne de şurası. Şimdi geldik şurayı yapmaya. Bakın yine baştaki gibi burada ne yapacağız o iki taneyi yaparken? Tığımın üzerine hemen alıyorum. Yine şöyle belinden. Bakın şurayı yapıyorum şu anda. Belinden aldım. İki kere de çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Hemen yanına geçiyoruz. Yine belinden aldım. Yine iki kere de çektim. Ne yapıyorduk? Arkada iki taneyi atlıyoruz. Şöyle bakın. Bir, iki atladım. Üçüncüye bir, hemen yanına bir daha iki tane sık iğne yaptım. Şurası. Şimdi geldik şu dört taneye. Yine dört taneyi bakın kabartacağız. Bu şekilde belinden alacağız arkadaşlar. Dört tane belinden alarak ikili trabzan yapacağız. İki, üç ve dört. Şurası. Arkada yine dört taneyi sayıp atlayacaksınız. Bakın şurada bir, iki, üç, dört. Şurada beşinciye batıyoruz. Bir, iki tane tepesine batarak sık iğne yapıyoruz. Tekrar şuraya geldik. Yine o kabartmaları yapmak için belinden alarak ikili trabzan yapacağız. Bakın şuranın şu anda temelini attık arkadaşlar. Şuraya kadar yaptık. Şimdi bundan sonra aslında tekrar etmiş olacağız. Devam edelim. 4 tane sık iğne yapacağız. Şu arkadan yine 2 taneyi atlamayı unutmayın. Bu kabartmaları yaptığımızda kaç tane kabartma yaptıysanız arkadan atlayacaksınız. 4 yaptık, 4 atladık. Bakın 2 yaptık, 2 atlayacağız. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ve buraya geçiyorum. Tekrar 1, 2, 2, 3 ve 4. 4 tane daha sık iğne yaptım. Şuraya geldik şimdi. Şuraya bakın. Şimdi oraya şuraya geldiğimizde ne yapacağız? Tığımızın üzerine alacağız ve yine kabartmak için belinden ikili trabzan yapacağız. Tekrar hemen yanına bir daha yapıyoruz. İki tane yaptık. Sonra iki tane sık iğne yapacağız. Evet. Bir, iki. Örneği tekrar gösteriyorum aslında. İki tane sık iğne yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen şu öndekinden dört tane kabartma yapacağız burada.
4 tane belinden alarak ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. 4 tane yine yaptık. Arkadan 4 taneyi atlayın. 1 2 3 1 2 3 4 5.'ye batın. 1 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şurası ve tekrar 2 tane kabartma için belinden girip ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şu iki kabartmayı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Yine arkadan iki tane atlıyorum. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne yapıyorum. Bakın şuradayım şu anda. Şurası için zincir koyacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Burada tekrar üç tane sık iğne. Bir, iki, üç. Tığımızın üzerine alıyoruz. Yine şu kenardaki iki kabartmayı ve bir tane sık iğneyi yapacağız. Şöyle belinden girdim. İkili trabzan. Tekrar diğerinin belinden giriyorum. İkili trabzan. En sondakine de bir tane şöyle sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi örgümüzün temelini bu sırada attık aslında arkadaşlar. Burada kafanız karışmasın. Şurada şu başakların kenarlarında ortaya, örgünün ortasına geldiği zaman 4 sık iğne, 4 sık iğne yapmıştık kenarlarında, şu başaklarda. Fakat başlangıçta başlarken 3 sık iğne, 1 delik koyduk. 4 sık iğne yaptık. Şurada yine bitirirken 4 sık iğne ile geldik. 1 delik koyduk. 3 tane sık iğne ile bitirdik. Yani başlarken ve biterken şuralarda 3'er tane sık iğne yaptık. Fakat başak örgünün ortasına geldiği zamanlarda 4 yaptık. Burada kafanız karışmasın arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka tarafı çok kolay. Sadece baştan sona kadar sık iğne yapacağız. Şöyle her birisinin tepesine batarak diğer tarafa kadar sık iğne yapalım. Modeli hep örgümüzün ön yüzünde koyacağız. Evet, şurayı göstereyim. Şurada bakın bir zincir çekmiş olduğumuz yerin içerisine de bir tane sık iğne yapalım. Geçelim. Sonuna kadar bu işlemi gerçekleştirelim. Evet, baştan sona sık iğneyi yaptım. Geldim buraya, bakın. Arka tarafı komple sık iğne olacak. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Döndükten sonra hemen şu ilk sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Arkasından yine bakın şu kıyıyı devam ettireceğiz. Aynı şekilde devam edecek artık arkadaşlar. Modelimizin temelini atmıştık zaten. Üzerine aldım. Bakın. Evet, şu şekilde trabzanımızın belinden giriyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine aldım. Hemen yandakine tekrar girdik. İkili trabzan yaptık. Burası hep bu şekilde devam edecek. Ve arkadan da bir, iki taneyi atlıyoruz. Ve üçüncüye batıyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim. Şuradaki başak modelimizi koyacağız. Bir tane sık iğne yaptım. Çünkü başlarken burada üç taneyle başlamıştık hatırlarsanız. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra tığımızın üzerine bir, iki tane dolayalım. Şuradaki deliğimizin, bakın şurada delik koymuştuk. Hemen şöyle altını bulalım. Hemen bakın o deliğin altından giriyoruz. Şöyle çıkarıp
1, 2, 3. 3 kere de çekiyoruz. Şu, bakın başağımızın şu tarafını yaptık şu anda. Şurayı yaptık. Şimdi arkada bir tane atlıyoruz. Bakın şu bir taneyi atlıyoruz. Hemen yanına batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz yine. Şu bir sık iğneyi atlayıp hemen yanına batıyoruz. Tekrar tığımıza iki tane dolayalım ve geri geliyoruz buraya, aynı noktaya. Yeniden geliyoruz. Şöyle göstereyim. Şuraya. Aynı noktaya tekrar dönüyoruz. Buradan tekrar giriyoruz. Ve 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2 ve 3. Gördünüz mü? Başağımızın bu bacağını da yaptık. Şimdi arkada yine bir taneyi atlıyoruz. Bakın şu bir taneyi atladım. Şuradan tekrar batıyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Evet, başta bir sık iğne yapmıştık. Başağımıza geçtik. Evet, sonda ise 2 tane sık iğne yaptım ve birinci başağımızı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tekrar göstereceğim. Burada anlaşılmadıysa bile ileriki başaklarda daha net anlaşılacaktır. Tekrar tığımın üzerine doluyorum. Şurada aynı şekilde belinden alarak ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Şu an şuradayız bakın. Tekrar üzerine aldım. Bakın belinden giriyorum. Hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet, arkadan iki taneyi atladım. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Bu sefer şu dörtlü, yani şuradaki burgumuzu yapacağız. Bakın bunu yaparken de yine tığımızı şöyle iki kez dolayalım iple. Buradaki şu bir ikinci iki tane trabzanı atlayalım. Şöyle üçüncünün belinden girelim ve 3 kere de çıkalım. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 kez doladım. Hemen yanındakinden giriyoruz ve 1, 2, 3. 3 kere de çıkıyoruz. Tekrar 2 kez doladım. Bu sefer bakın şuraya geliyorum, en baştakine. 3 kere de çıkıyorum. 2 kez daha dolayalım. Bu sefer ne yapacağız? Bir yanına. Bakın en son aldığımız bu. Bunun yanına geldik. Yine 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2 ve 3. Çıktık. Şimdi arkada 4 taneyi atlamayı unutmayalım yalnız. 1, 2, 3, 4. 4 taneyi atladık. Şuradan 5.'ye arkada 1, 2, 3, 4 atladık. 5.'ye tekrar girdik. Bakın ilk burgumuzu yaptık. Şurası. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi ne yapacağız? Kabartmalarımı yapacağım. Yine belinden giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Çok aslında zor değil arkadaşlar. Mantığını kavradıktan sonra kendisi ilerleyecek, böyle model ortaya çıktıkça. Şunu özellikle koydum ki daha net tarif edebileyim, göstereyim yaptığım yerleri diye. Ha, şimdi şu başak kısmı belki biraz anlaşılmamış olabilir. Şurada tekrar bakalım. Yine burada arkada iki taneyi atlayalım. Üçüncüye batalım. Bir, iki tane sık iğne yaptım. İki tane sık iğneden sonra tığımın üzerine iki tane doluyorum. Burada deliğimizi buluyoruz. Bakın, şurada deliğimizi bırakmıştık. Hemen deliğimizin altına, şöyle yapayım. Deliğin altına, şuraya giriyoruz. 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. Başağımızın, bakın sağ taraftaki bacağını
yapmış olduk. Arkada bir tane atlıyorum, şunu atlıyorum. Şuraya bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın o delikleri sürekli yapıyoruz arkadaşlar giderken. Bir sonraki başağın yerine koyuyoruz aslında. Şimdi iki kez tekrar doluyoruz ve aynı biraz önce battığımız yere tekrar dönüyoruz. Şöyle bakın. Üç kere de çıkarıyoruz. Bir, iki ve üç. Üç kere de çıkardık. Ve arkada yine bir taneyi atlıyoruz. Ondan sonra bir, iki tane sık iğne yaptık. Şimdi ne yapacağız? Tekrar bakın ikili trabzanları yaparken direkt hemen üstüne gelmiyor böyle. Hemen bir yanındaymış gibi gözüküyor ve böyle olacak. Doğrusu bu şekilde. Hani yanlış olduğunu düşünmeyin. Şöyle aldım. Tekrar diğer ikinci modelimize başladık. Yani şuradayız şu anda. Bakın şuradayız. Bunları yaptık. Yine arkadan ikiyi atlamayı unutmayalım. Yanına bir, iki tane sık iğne yaptım. Şimdi burgumuz. Aynı biraz önce yaptığımızı tekrar göstermiş olayım arkadaşlar. Şimdi burguyu da belki ilk defa yapan arkadaşlar için zor olabilir. Tığıma iki kez doluyorum. Şu iki taneyi atlıyorum. Üçüncüden başlıyorum. Ve üç kere de çekiyorum. Bir, iki, üç. Tekrar iki kez doluyorum. Sondakine bu sefer giriyorum. Üç kere de çekiyorum. Bir, iki, üç. Tekrar iki kez doladım. Bu sefer bakın geri dönüyorum. En baştakini alıyorum. Üç kere de çıkıyorum. Tekrar iki kez doluyorum. Son olarak baştakinin yanındakine giriyoruz. Bakın şuraya. Ve üç kere de çıkıyoruz. Bir, iki, üç. Evet, burgumuz tamam. Arkadan dört tane atlamayı unutmuyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şu beşinciye batıyoruz. Böyle. Bir, iki sık iğne arada olacak. Ve şimdi yine şurayı yapıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Tekrar belinden alarak ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Artık yerler belirgin olduktan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Arkadan iki taneyi atlıyoruz. Üçüncüye bir, iki tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar başağımıza geçiyoruz. Bakın şuradayız şu anda. Şu iki sık iğneyi yaptım. Şurayı yapacağız. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Bir, evet, iki sık iğne yaptım. İki kez doladım. İki kez doladım. Ve yine deliğimizi buluyoruz. Deliğimizin şöyle altından giriyoruz. Ve üç kere de çıkıyoruz. Bir, iki ve üç. Arkada bir tane atlayıp yanına bir sık iğne. Bir zincir yapıyoruz. Bir tane atlayıp yanına bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar iki kez doluyorum ve aynı noktaya, buraya, aynı yere tekrar geliyorum. Ve üç kere de çekiyorum. Bir, iki, üç. Bakın başağımız oluştu. Yine sonda bir taneyi atlıyoruz. Bir tane atladım. Bir tane sık iğne yaptım. Evet, burada, burada ve şurada bir tane sık iğneden sonra başladım. Biterken de bir tane sık iğneden sonra şu trabzanları yapıyorum. Onu daha önce açıklamıştım hatırlarsanız. Şimdi yine kenardaki ikili trabzanlar. Aynı şekilde yaptım. Sona geldim. Sonda da bir tane sık iğne yaptım. Şimdi
bir zincirimi çektim, arkaya döndüm. Hemen buradan yine komple baştan sona kadar sık iğne ile gidelim arkadaşlar. Burası, bu arka taraf hep böyle sık iğne olacak. Biz modelimizi hep ön yüzde koyacağız ve burada çekmiş olduğumuz bir zincirin içerisine her zaman bir tane sık iğne yapacağız ve geçeceğiz. Evet, hadi bakalım. Modelimizin ön yüzüne gelelim. Evet, arkayı komple yine sık iğne yaparak buraya kadar geldim. Bir tane zincir çektim. Döndüm, hemen ilk sık iğnenin içerisine battım. Tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki ikili trabzanlar hep bu şekilde devam edecekler. Bu arada arkadaşlar, tığımı şimdi hemen 3 milime çıkardım. 2,5 milim ince geldi bu ip için. 3 milim de denemeye devam edeceğim. Biraz sıkış sıkış oldu çünkü. Yani nako pırlanta kalınlığında bir iple 3 ile deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi yine 2 taneyi atlıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Bir sık iğneden sonra ne yapacağız? Burada en başta başağımızı koyacağız. Dolayısıyla 2 tane sardım. Şurada koymuş olduğumuz yine deliği altına bakın. Artık belli zaten, hep aynı yerden devam edecek. Altına giriyoruz. 1 2 3 3 kere de çıkardım. Arkadan bir tane atlayıp ikinciye battım. Bir zincir çektim. Bir tane atlayıp bir sık iğne yaptım. Tekrar iki kez doluyoruz ve aynı yere bakın. Buraya, aynı noktaya dönüyoruz. Tekrar buradan iki kez doladım. Şimdi aynı yere tekrar giriyoruz ve 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 ve 3. Bir sık iğneyi atlıyoruz arkada. 1 ve 2 tane sık iğne bu tarafa yapıyoruz. Bir tane yaptık, başağımızı koyduk. Sonda 2 sık iğne olacak. Evet, yine bunlar aynı şekilde devam ediyor. Şurası, bakın burası şu anda. İki taneyi atlayıp yine üçüncüye 1 2 sık iğne yaptık. Şurada biraz önce burgumuzu yapmıştık. Şimdi ise bakın burada normal bir kere doluyoruz. Burguyu yaparken 2 kez doladık. Normalde örerken bir kere doluyoruz ve 2 kere de çekiyoruz. Şuradan hemen çıkarıp ikili trabzan üzerine al. Hemen yanındakini şöyle ikili trabzan üzerine al. Yine şöyle devam et. İkili trabzan tekrar üzerine al, yanına ikili trabzan. Bakın 4 tane ikili trabzanla üzerini geçtik. Yine arkada hep unutmayın, 1 2 3 4 atlıyoruz. 5.'ye 1, hemen yanına bir daha 2. Burada bakın her birinin arasında ikişer tane şunların sık iğne var. 2 sık iğnemi yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan, hemen yanına bir tane daha ikili trabzan. 2 tane atlayıp üçüncüye batıyorum. 1. Şimdi bu defa başta bir sık iğneden sonra başağımızı koymuştuk. Ortalarda ise 2 tane sık iğneden sonra başağımızı koyuyoruz. 2 tane sık iğne yaptım. Tığımın üzerine de 2 tane doladım. Şimdi burada yine koymuş olduğumuz deliği buluyoruz. Deliğin hemen altına, bakın şuraya giriyoruz. 3 kere de çıkıyoruz.
Başağımızın sağ kolunu yaptık. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Buraya bir yanına batıyorum. Yine deliğimizi oluşturduk bakın. Tekrar iki kez doluyorum ve aynı yere. Şuraya aynı noktaya tekrar dönüyorum. Üç kere de bir, iki ve üç. Bakın. Ve arkadan bir taneyi mutlaka atlamayı unutmuyoruz. Bir ve iki. İki sık iğne burada. İki sık iğne burada oldu. Ortada da başağımız oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar yine bakın modele geldik. Yani şuradaki modele geldik. Aynı şeyleri yapacağız. Bir, iki sık iğne yaptım yine. Tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bu dörtlünün üzerine şunlardan tek tek, bakın burgunun içerisinden tek tek ikili trabzanlarımı çıkarıyorum. Şöyle. Bu sefer bakın sırayla. Biraz önce burguyu yapmıştık. Şu anda sırayla ikili trabzanları çıkar. Yine arkadan 4 taneyi atlıyoruz. Hemen yanına bir tane daha. 2 sık iğnemizi yaptık. Üzerine aldık. Tekrar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 tane arkada atlayalım. 1 2 tane sık iğne yapıp başağımızı yapacağız. Üzerine İki kez doluyoruz. Şurada koymuş olduğumuz deliğin altına giriyoruz. Bir, iki, üç kere de çıkardım. Arkada bir taneyi atlıyoruz. Buraya bir zincir çekiyoruz. Bir tane de burada atlıyoruz. Diğerine tekrar sık iğne yapıyoruz. İki kez doluyorum. Aynı noktaya, biraz önce battığım yerin aynı yere diyeyim arkadaşlar. Tekrar batıyoruz ve 3 kere de çıkıyoruz. Bakın başak oluştu. Yine bir tane atlıyoruz. Şurada bir tane atladım bakın. Sondayız ya, bir tane sık iğneden sonra kenarı yapıyoruz. Kenardaki ikili trabzan kabartmasını yapıyoruz. Hemen aynı şekilde devam ediyoruz. En sona da biz bir tane sık iğne yapmayı unutmuyoruz. Bir tane zincir çektim, döndüm. Şimdi aynı şekilde her birinin içerisine batarak sık iğnemizi yapalım. Sonuna kadar sık iğne yapacağız. Arka taraf kolay. Sık iğneyi yapalım. Dönüp gelelim arkadaşlar. Şurayı da yapalım. Şurayı artık anladık. Aynı şekilde devam ediyoruz üzerine. Şuraya gelelim. Şu motifimize gelelim. Benim size bundan sonra göstereceğim yer aslında şurası bakın. Şurada görmüş olduğunuz nokta. Gerisi diğer taraflar artık hep aynı. Başaklar bu şekilde anlaşıldı. Üzerine aynı şekilde gideceğiz. Dediğim gibi sık iğneyi yapalım. Şurayı da örelim. Şurada görüşelim. Evet bak döndüm. Tüm sık iğneleri yaptım. Burayı da gösterdiğim şekilde ördüm. Geldim. Şimdi neredeyiz? Bakın buradayız. Tığımızın üzerine alıyoruz. Buralar yine aynı şekilde belinden alarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Arkadan iki atlamayı unutmuyoruz. Bir, iki tane sık iğne oluyor zaten. Şuralarda bakın ikişer tane. Şimdi burada tekrar buradaki şu dörtlüyü vuracağız arkadaşlar. Bakın burgu yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi şu vurma işini yapacağız.
Onu göstermek istiyorum. Yine ne yapıyorduk? İki kez doluyorduk. Bakın. 1 2 atlıyorduk. Üçüncüden başlıyoruz burma işlemini yaparken. 3 kere de çıkarıyoruz. Tekrar 2 kez doladım. Hemen bir yanına geçtim. 1 2 3 kez bakın. Tekrar 2 kez doluyorum. Bu sefer şu en baştakine geliyorum. 3 kere de çıkarıyorum. 1 2 3. Tekrar 2 kez doluyoruz. Bu sefer son olarak ikinciyi alıyoruz. Ve 1 2 3. 3 kere de çekiyoruz. Şu arka tarafta yine unutmuyorsunuz. 1 2 3 4 5'inciye. Şurada 5'inciye batmayı unutmayın. 1 İki tane sık iğne yapıyoruz. Burası aynı şekilde belinden alarak iki tane trabzanı devam ettiriyoruz. İki tane atlayıp arkadan bir, iki tane sık iğne yaptıktan sonra yine buraya ne yapacağız arkadaşlar? Başağımızı yapıyoruz. İki kez doluyoruz. Hemen deliğimizin altını buluyoruz. Üç kere de bir, 2 3 arkada bir taneyi atlıyoruz. Şunu atladık. Bir sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp tekrar bir sık iğne yapıyoruz. 2 kez doluyoruz aynı noktadan. Tekrar giriyoruz ve 1 2 3 kere de çıkıyoruz. Sonda bir tane daha atlıyoruz ve 1 İki sık iğne yaparak buradaki başağımızı bitiriyoruz. Tekrar bu sefer bakın şuradayız. Aslında aynı şeyi burada aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz. İkinci kez göstermiş oluyorum esasında. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için ikinci tekrar iyi olacaktır arkadaşlar. Arkadan iki taneyi atla araya iki tane sık iğne yap. Burada tekrar burma işini yapıyoruz. Bakın bir iki kez doluyoruz. 1 2 atlıyoruz üçüncüden. 1 2 3. 2 kez doluyoruz. Burma işini yaparken 3 kere de çekiyoruz ve 2 kez doluyoruz. Normalde 1 kere dolayıp ikili trabzan şeklinde örüyoruz burayı. Evet, en baştakine geldim şimdi. 2 kez doluyorum bu sefer. Aradakini örüyoruz. Son olarak. Evet. 4 tane atlamayı unutmayın. 1, 2 sık iğne yaptık. Yine ikili trabzanlarımızı belinden girerek yapalım. Bir, İki sık iğne yaptım yine. Tekrar doluyorum. Burada koyduğumuz deliğin altını hemen yine bulalım. 1 2 3. 3 kere de çıkardım. Arkada bir tane atlıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum hemen yanına. Tekrar 2 kez doluyoruz. Aynı noktaya tekrar geldik ve 3 kere de çıkardık. Sonda bir tane de atlıyoruz. Ve bir sık iğne ile başak kısmını bitiriyoruz. Tekrar kenar ikili trabzanlarımız hep aynı şekilde devam ediyor. Şöyle. En sona bir tane de sık iğne. Bir zincir yapıp dönüyoruz. Arka tarafı komple yine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Yine şuraya kadar örüp gelelim arkadaşlar. Arka tarafı yine komple sık iğne yaparak geliyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Evet, ön yüze yine
geldik. Hemen aynı şekilde modele kadar hızlıca göstereyim. Evet, burada bir sık iğneden sonra başta ve sonda hemen başağımızı koyuyoruz. Evet, en son bir tane yine atlıyoruz ve bir iki tane sık iğne. Bakın başak bu şekilde hep aynı devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir püf noktası var. Şimdi bu sırada bakın şuradaki ikili trabzanımız içeri doğru girecek. İçeri doğru kavis yapacak. Dolayısıyla biz bu sırada buradaki sık iğnemizi 3 tane yapacağız. 2 yapıyorduk ya, 3 yapacağız. Şimdi şu birinci, şimdi başaktan sonra şu ilk battığımız birinci bir yanına 2 ve şuraya yapmıyorduk normalde. Hemen buna geçiyorduk. Şimdi buraya bir tane daha yapıyoruz. 3 tane sık iğne yaptık. Bir tane artırmış olduk. Hangi sırada? Bakın şuradan sağlamasını yapın diye sırasını söyleyeceğim size. Şu ilk başladığımız sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6. da içeri doğru kavis yapıyoruz. Dikkat ederseniz bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışım. 6. da içeri kavis yapıyoruz. Dolayısıyla buraya 2 değil 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3 sık iğneden sonra tığım üzerine doladım. Bakın. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Hemen yanındakine de hemen yanına da bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bakın buradan ikili trabzan bu tarafa doğru kavis yapmış. Aynı zamanda şu burgu yaptığımız yerden de iki tane buraya gelmiş ikili trabzan. Şimdi bu ikisini yaptıktan sonra bakın tığımın üzerine alıyorum. Buraya gidiyorum. Buradaki bu dört tane ikili trabzanın iki tanesini bu tarafa alıyorum. Bir. Hemen yanındakini de alıyorum. İki. Bakın. İki buradan gitti. Direkt iki tane de buradakini getirdim. Bunlar böyle. Şurası arkadaşlar. Şurası olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine bakın ölçü şu. Arkadan sayın 4 tane atlayın. 1, 2, 3, 4. Şurada 5.'ye sık iğne yapacağız. 1, 2. Araya 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2. Şurası bakın. Şurası şu parmağıma koyduğum yer arkadaşlar. Şimdi tekrar üzerine alıyorum. Bu sefer buradaki trabzanları örüyorum. 1 2 tekrar üzerine alıyoruz. Bu sefer bakın buraya geleceğim. Burayı alacağım. Buraya atlıyorum araları. 1 hemen yanındakine tekrar. 2. Burada da birleştirdim. Dikkat ederseniz. Yine arkadan sayın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atlıyoruz. 5.'ye
batıyoruz. 1, 2, burada da 3 olacak bakın. 3, normalde 2 oluyordu dikkat ederseniz. Şu anda 3 sık iğne oldu. Hem burada 3, hem burada 3 sık iğne oldu arkadaşlar. Şimdi eğer karışık geldiyse, anlamadıysak şurada tekrarını yapacağız zaten. Tekrar ayrıntılı bir şekilde şurada göstereceğim şimdi. Orası önemli çünkü. Bakın. Şuraları birleştirdik şu anda. Şuraları birleştirdik. Bir sonraki sırada da yerlerini değiştirip vuracağız. Bakın dikkat ederseniz. Evet. 3 sık iğneyi yaptık. Tığımın üzerine yine 2 tane alıyorum. Aynı şekilde başağımızı yapalım arkadaşlar. 3 kere de çıkaralım. Arkada bir tane atlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 2 kez dola. Aynı noktadan tekrar gir ve 3 kere de çık. Sonda bir tane atla. Bakın şunu atladım. 1 2 Evet, yine aynı modeli yapacağımıza göre yine 3 olacak. 2 3 3 tane sık iğne de bakın buraya başlarken yaptım. Çünkü burada da şimdi aynı burada yaptığımız işlemi yapacağız. Üzerine alıyorum. Bir ileri doğru şurayı ittirmiş oluyorum bakın. Evet, bu iki tane ördük. Bakın şimdi. Üzerine alıyoruz. Bu sefer diğer iki taneyi buradan getiriyoruz. Burgunun birincisini alıyoruz. Evet. Tekrar bir yanındakini alıyoruz. Evet. Burayı birleştirmiş oldum dikkat ederseniz. Arkada 1, 2, 3, 4. 4 taneyi atlıyoruz. 5.ye 1, 2, 3, 4 atladım. 5.ye bir sık iğne. Hemen yanına bir tane daha sık iğne. Araya 2 tane sık iğne yaptım. Bakın şurada o sık iğne şurası arkadaşlar. Şimdi yine tekrar bakın. 2 sık iğneden sonra şurayı bu sefer burgumuzun bu taraftaki bacaklarını örüyorum. 1 2 ördüm. Üzerine alıyorum. Buraya geliyorum. Hemen buradakini alıp buraya kadar birleştiriyorum, getiriyorum. Şimdi yine arkadan sayın şaşırmamak için. 1, 2, 3, 4 taneyi atlıyoruz. 5.ye batıyoruz. Yine 3 tane de bu tarafta olması lazım. Çünkü kaydı bakın buraya doğru. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne oldu. 3 sık iğneden sonra tekrar tığıma 2 kez doladım. Ve aynı şekilde başağımı yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane atladım. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir tane atla. Bir sık iğne. 2 kez dola. Aynı yere dön. Tekrar 3 kere de çıkar. Ve bir tane atla. Bir sık iğneden sonra normal kenardaki o ikili trabzanları aynı şekilde yapalım. Bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir dön. Arka taraf yine komple sık iğne. Buraya kadar sık iğnemizi yapalım. Evet, komple arkasını sık iğne olarak ördüm. Başağımızı yaptım ve şimdi tekrar modelimize geldik. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Biraz önce artırmıştık. Yine bu sırada da 3 tane sık iğne yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Başaktan sonra bir tane atlıyorduk. 1 2 ve 3.
Evet, iki sırada şu anda 3 tane sık iğne yapmış olduk. Bakın, zaten artan yer belli. Şimdi şuraya dikkat edelim. Biraz önce birbirlerine yaklaştırmıştık hatırlarsanız. Bakın, şu anda ne yapacağız burada? Yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Nasıl? Çok basit. Yine iki kez doluyoruz. Önce buradan şöyle 1, 2, 3.'den giriyoruz. 1, 2, 3. Tekrar iki kez doladık. Bunu alıyoruz, dördüncüyü. 1, 2, 3. Tekrar iki kez doluyoruz. Bu sefer buraya geliyoruz, en başa. 3 kere de tekrar çıkartıyoruz. Yine iki kez dolayalım. Son olarak şura. İkinci. 1, 2, 3. Evet, bu kadar basit. Yine aslında şuradaki burguyu yapmış olduk. İkisini yerlerini değiştirmiş olduk. Arkada yanılmamak için hep sayın. 1, 2, 3, 4 atladık. Beşinciye batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Beşinciye batıyoruz. Şimdi 1, 2. Araya iki tane sık iğne yaptık. Şimdi bu sefer bu ikisinin yerlerini değiştireceğiz. Aynı şekilde yapacağız. İki kez doladık. Bakın, şuradan ilk önce üçüncüye, sonra dördüncüye, tekrar doluyoruz. Bu sefer birinciye geliyorum. Tekrar en son ikinciyi alıyoruz ve bu şekilde bakın yerlerini değiştirmiş olduk. Evet, bakın bu şekilde döndüm. Arkadan yine 4 taneyi atlıyoruz. 1 2 3 3 tane sık iğne olacak burada yine. İki kez doladım ve şurada koymuş olduğumuz deliğimizi bulup altından yine başağımızı yapmak üzere giriyoruz. Üç kere de çıkıyoruz. Bir tane atlayıp hemen yanına bir sık iğne. Bir zincir, bir tane atla, bir sık iğne. Aynı gösterdiğim şekilde başa aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz aynı yere tekrar. Daha önce yavaş yavaş gösterdim. Evet, şimdi tekrar bir tane atladım. Başağımızı yaparken 1, 2 ve 3. Yine 3 sık iğne bu sırada. Tekrar biraz önce şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Hemen tığıma iki kez doladım. Bakın 1, 2, 3, 4. Üçüncüye giriyorum. Yerlerini değiştireceğiz yine. Tekrar üzerine iki kez aldım. Bu sefer dördüncüye giriyorum. Üç kere de çekiyorum. Üzerine iki kere aldım. Bu sefer dönüyorum. Birinciye geliyorum. Tekrar iki kez doladım. Bu sefer son olarak ikinciye. Evet, şuradan ikinciyi bulalım. İkinciye. Evet, bakın değiştirdim. Değiştirdim. Arkadan 4 tane atlayın. 1, 2, 3, 4. Evet, beşinciye battık. Bir tane sık iğne. İki tane sık iğne. Araya iki tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu arası şuradaki ara bakın. O iki sık iğneyi yaptığımız yer şu anda şurası. Şimdi tekrar iki kez doladım. Aynı şekilde bunları yer değiştireceğiz. Üçüncüden alıyoruz. Bakın 1, 2, üçüncüden alıyoruz. 3 kere de çekiyoruz. Tekrar iki kez dolayalım. Hemen yanına
3 kere de çıkalım. Tekrar 2 kez dolayalım. Bu sefer şuraya, baş tarafa gidiyoruz. 3 kere de çektik. Tekrar 2 kez doladım. Buraya geldim. 1, 2, 3. 3 kere de çıkardım. Ve arkadan 4 tane atlayıp burada 1, 2, yine 3 tane sık iğne olacak burada. Bakın. Şuralardayız. Değişimi gerçekleştirdik. Şimdi tekrar 2 kez doladım. Koyduğumuz deliğin altına yine gittik. Ve başağımızı yapmaya başladık. Bir tane atladık. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir tane atla. Bir sık iğne. 2 kez dola. Aynı yere tekrar git. Ve 3 kere de çıkar. En son yine bir tane atla ve bir sık iğne yap. Üzerine al. Normal ikili trabzanlarımızı yine belinden alalım. Evet. Sona geldiğimizde bir sık iğne, bir zincir dön. Arka tarafı komple sık iğne yapalım ve tekrar modelin olduğu yerde görüşelim. Evet. Sık iğne ile geldim. Tekrar bu kısmı gösterdiğim şekilde yaptım. Başa yaptıktan sonra şimdi burada iki sıra boyunca biz 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Şimdi şuradakiler gibi 2 sık iğneye tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Yani her şeyi şimdi yerli yerine tekrar yerleştireceğiz. Bakın 1, 2 tane sık iğne yaptım. Şu alt sırada ve onun altında 3'er taneydi. Yani 2 sıra boyunca biz 3'e çıkarmıştık. Şimdi tekrar 2'ye düşürdük burayı. Şimdi şuradayız. Bakın şurayı yapacağız. 2 tane sık iğneden sonra tığımın üzerine alıyorum ipimi. Şuradan bakın şu aradaki bir tane çıkardım. Tekrar kısa olur. Evet. Bu iki taneyi tekrar çıkardım. Bakın. Şurası. Araya iki taneden sonra bir, iki sık iğne yaptım. Tekrar üzerine doluyorum. Şuradan aldım. Çeki çeki yapıyorum. Çok kısa olduğunu düşünürseniz 3 kere de çekin bunları. Evet. Tekrar üzerine aldım. Bakın bu sefer direkt buraya atlıyorum. Buraya atlıyorum. Her şeyi en başa döndürüyoruz şu anda. Şuraya. Bir, hemen yanından bir daha, iki. Bu sıramızda dikkat ederseniz ortaları birleştiriyoruz. Yani şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, dört tane atlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beşinciden yine batıyoruz ve iki tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz. Şuraya ikili trabzan, tekrar ikili trabzan. Evet, burada da 3 sık iğne yapmıştık. 2'ye düşüreceğiz onu. 1 2 atlıyoruz. Evet. 1 2. 2'ye düşürdük burada da. Şimdi başlamış olduğumuz yere geldik. Bakın dikkat ederseniz şurası yeni başladığını düşünün. Şuradaki dörtlü, şu ilk yaptığımız dörtlü, şurası da şurası. Aslında model şimdi bu sıradan sonra aynı şekilde tekrar edecek. Şurada yaptıklarımızın aynısını bir sonrakinde devam ettireceğiz. Evet, iki sık iğneden sonra iki kez
doluyoruz ve aşağımızı aynı şekilde yapıyoruz. Evet, başağımızı yaptıktan sonra yine burada da 3 taneydi sık iğne, hatırlarsanız o üçleri hep başa döndüreceğiz. 2 sık iğne yapacağız. Bakın 2'ye indirdik. Şimdi şurada aynı şeyi bir daha göstereyim. Tekrar şurayı tekrar göstereyim. Tığımın üzerine alıyorum. 2 sık iğne yaptıktan sonra 3'er sık iğneyi sadece 2 sıra yaptım. Bakın karıştırmayın. Şurada şurada 2 sıra yaptık. Evet. Geldim buraya. Bir tane kilit trabzanı yaptım. Tekrar şu yanındakini çıkarıyorum. 1-2 trabzan daha yaptım. Arkadan 2 taneyi atlıyoruz ve ortaya 1-2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar üzerine alıp bu sefer bu tarafa 1-2 üzerine al. Buraya kadar geleceğiz bakın. Burayı birleştireceğiz. 2-3-4 birleştirdik bakın. Şuraya dönmüş olduk yine. Evet. Arkadan 4 taneyi atla. 1-2-3-4 5'inciye bat. 1-2 tane sık iğne. Sonra tekrar şurayı 1 ve 2. Bir, bir, iki. Burası yine 2 sık iğneye düştü. Üzerine alalım. 2 defa dolayalım ve başağımızı yapalım yine. Evet. Burada zaten başaktan sonra bir sık iğne yapıyorduk. Tekrar kıyıdaki ikili trabzanlarımız aynı. En sona bir sık iğnemiz, bir zincir dön. Şimdi komple arka tarafı yine sık iğne yapalım. Tekrar ön tarafta görüşelim. Yine arka tarafı sık iğne yaparak ördüm. Başağımızı da yaptım. Şimdi bir, iki sık iğneye zaten biraz önce indirmiştik. Şimdi bakın. Dedim ya şuraya geldik. Başlangıca geldik. Şu anda aslında tekrar etmiş oluyoruz. Bakın nasıl yapacağız. İki sık iğneden sonra trabzanlarımızı yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar ben ikili çekiyorum ya. Yetmezse üçlü trabzanlar şeklinde çekebilirsiniz. Bakın kasarsa elinize göre ayarlayın onu. Evet, 2 taneyi atlıyorum. 1-2 tane sık iğne yaptım. Şuraya bakın şimdi. Şuraya. Şurası. Şu anda şu. Bu sırada ne yapacağız? Yine burgu yapacağız. Yerlerini değiştireceğiz. Bu sırada onu yaparken ne yapıyoruz zaten? 2 kez doluyoruz. Ve buradan başlayarak üçüncüden burgumuzu yapmaya başlıyoruz. Dördüncüyü tekrar üzerine 2 kez doluyoruz. Bu sefer birinciye gidiyoruz. Tekrar 2 kez dolayıp bu sefer son olarak ikinciyi alıyoruz. Ve yerlerini değiştirmiş burgumuzu yapmış olduk. Bakın. 4 taneyi atladım. 5'inciye bir sık iğne, yanına
bir tane daha sık iğne yaptım. İki sık iğne aralarda. Üzerine aldım. Tekrar buraya bir, hemen yanına iki. Şuradaki burguyu şimdi burada yapmış olduk. Evet, buralar yine bir, iki, ikiye düştü artık. En baştaki gibi. Bir, iki. Arada iki sık iğne başaktan sonra. Şimdi yine aynı şeyi, şurada yaptığımız şeyi şurada bir daha göstereyim. Üzerine alıyorum. İkili trabzanlarımı yaptım. Bir, iki. Arkada iki taneyi atlıyoruz. Üçüncüden batıp iki tane sık iğne. Bir, iki. Şimdi şurayı burgu yapacağız yine. İki kez doluyorum. Üçüncüden alıyorum. Tekrar iki kez. Dördüncüye girdim. Tekrar iki kez. Birinciye. Tekrar iki kez. Bu sefer ikinciye giriyorum. Ve hepsini vurarken, hep burgu yaparken hep üç kere de çıkarıyorum. Arkadan dört tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4 atlayıp beşinciden sık iğne. Bir, hemen yanına bir daha iki. Üzerine al. İkiden sonra evet böyle yaptık. Ondan sonra hemen bir, iki tane sık iğne yaptıktan sonra burayı yapacağız yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar, aslında dediğim gibi şuraya burgumuzu yaptık, burada da burgu yaptık, döndük. Gideyim geleyim burada, şurada sadece üzerine bir sıra daha yapayım, şu modellerin üzerine bir sıra daha yapayım. Ondan sonra zaten şu an fazladan gösteriyoruum, aslında model çıktı. Örüp geleyim, bir sıra daha göstereyim, ondan sonra kapatalım. Sık iğne ile geldim. Hadi son kez buraları da göstereyim arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. İkili trabzanlarımızı yapıyoruz. Belinden. Burada iki atladık. Bir sık iğne. İki kez doluyoruz. Deliğin hemen altından girdik. Üç kere de çektik. Bir tane atladık. Bir sık iğne. Bir zincir, bir tane atla, bir sık iğne yap. Tekrar iki kez dola, aynı yere tekrar başağın diğer kolunu yapıyoruz. Bir, iki, üç. Üç kere de çıktık. Bir tane atladık yine. Bir tane atlıyoruz. Bir, İki. İki tane sık iğne yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bakın buradaki ikili trabzanlar aynı şekilde belinden tutularak örülüyor. Zaten biraz önce düzeltmiştik. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi arada iki tane atladık. Bir, iki sık iğne yaptık. Şimdi şurada bir burgu yapmıştık biraz önce. Bu sırada ne yapıyoruz? Bu sırada bu burguları tek tek alacağız. İkili ikili sırayla öreceğiz arkadaşlar. Bu sırada da bakın bunu yapacağız. Bu şekilde. Yani şurada burguyu yaptıktan sonra nasıl ikili trabzanlarla sırayla örmüşsek aynı şekilde yine yapıyoruz. Şimdi daha fazla örmemin bir anlamı yok. Çünkü modeli tekrar anlatmaya başladım.
Sizler buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar, tam anlamıyla hani kavrayabilmek için tekrar şurada bıraktığım yere, yani şurada ilk sıradaki burgudan sonraki ikili trabzanları yaptığım sıraya gelirseniz, o zaman rahatlıkla bir sıra daha, bir tur daha benimle beraber yaptığınız zaman model iyice kafanıza yerleşecektir. İnşallah yapacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Evet, bu arada yapabildiğinizi veyahut da yapamadığınızı videonun altına yorumlar bölümüne yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de geri dönüt almış olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.